Fakat Türkiye Cumhuriyeti Nüfus İdaresi ödemiş kayıtlarını zeki, haddinden fazla cesur. Hacı Eşkıya'yı da Çakırcalı babası gibi görüyor artık. Yani bir nevi Çakırcalı ile pazarlık yapmaya başlıyor af görüşmeleri için. Diğer çeteleri, özellikle o dönemde Rum ve Arnavut çeteler de faaliyet gösteriyorlar Ege Dağları'nda. Sadece Türk çeteler olarak düşünmemek lazım. Merhabalar İbrahim, hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsın? Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Sen nasılsın? İyiyim, ben de çok teşekkür ederim. Bugün kimdir konulu videolarımızdan ilki olan Çakırcalı Mehmet Efe kimdir konusunu biraz konuşalım istiyorum. Tamamdır, uygundur. Öncelikle Çakırcalı Mehmet Efe kimdir diyerek başlıyoruz. Güzel. Çakırcalı Mehmet Efe ismiyle bilinen, pek çok kaynakta 1872 yılında doğduğu bahsedilen, fakat Türkiye Cumhuriyeti Nüfus İdaresi ödemiş kayıtlarına göre 1871 yılında doğan, annesi merhum Hatice, babası merhum Çakırcalı Ahmet Efe olarak dünyaya gelen biridir. Ödemiş'in İzmirli Ödemiş ilçesinin o zamanki ismi Ayasuret, şimdiki adı Türkönü olan köyde dünyaya gelmiştir. Bildiğimiz kadarıyla iki evliliği bulunuyor Mehmet'in. Bunlardan ilk evliliğindeki eşinin ismi Iras, ikinci evliliğinde ise eşinin ismi ise Fatma'dır. Eşkıyalar isimli eseriyle tanınan ünlü İngiliz iktisatçı ve tarihçi Eric Hobsbawm eşkıyalığı dört sınıfa ayırıyor. Bunlardan ilki sosyal eşkıya, ikincisi gerilla grupları, üçüncüsü öç alanlar, dördüncüsü ise adi hırsızlar, haydutlar, çapulcular gibi bir sınıflandırma yapıyor. Biz Osmanlı Devleti'ndeki o dönemde eşkıyalık gruplarını incelediğimizde iki sınıfa bölebilsek daha aslında kolay sonuca ulaşabiliriz. Bunlardan birincisi kendi çıkarlarını gözeten ve işlediği suçlarla halka korku salan bir sınıf var. Bir de yine işlediği suçlarla kendi çıkarlarını gözetip bir yandan da yaşadığı yöredeki ve toplumdaki insanların çıkarlarını da gözeten sosyal eşkıya sınıfı, erdemli eşkıya sınıfını aslında sınıflandırabiliriz. Bu şekilde sınıflandırabiliriz. Çakırcalı Mehmet Efe için Halil Dural'ın yazmış olduğu Bize Derler Çakırca isimli kitapta Çakırcalı'dan şöyle bahsetmektedir. Çakırcalı Mehmet zeki, haddinden fazla cesur, onun dışında fedakar, ciddi, dayanıklı ve aynı zamanda oldukça otoriter bir şahsiyet, bir önder şeklinde bir tanımlamalarda bulunur. Bildiğimiz kadarıyla Çakırcalı Mehmet öldüğünde babası, yani 1871 yılını biz yine baz alarak konuşalım. Araştırmacıların yapmış olduğu tarihi baz alalım. Çakırcalı Mehmet babası öldüğünde 11 yaşında bir delikanlı. Yetim kalan Çakırcalı'yı ise annesi Hatice, babasının geçmiş dönemlerde yataklığını ve çok yakın yapan ve çok yakın dostu olan Hacı Eşkıya'ya emanet ediyor. Hacı Eşkıya tarafından büyütülüyor. Bu dönemde büyürken Hacı Eşkıya tarafından sürekli babasına bir kancıklık yapıldığı, devlet tarafından bir kancıklık yapıldığı ve bu sayede öldüğü babasının hep telkin ediliyor ona. Ve bir şekilde aslında dağa çıkması için ve öcünü alması için çok ciddi eğitimler görüyor Hacı Eşkıya tarafından. O dönemde türküde de bahsi geçer Kamalı Zeybek. Aha. O zamanlar ismi Mustafa'dır. Kamalı Mustafa ile beraber çok yakın bir arkadaşlıkları da var. Beraber ayıngaçlık, yani tütün kaçakçılığı aslında yapıyorlar. Aha. Geçimlerini de o şekilde idare ediyorlar. Burada şunu da bahsetmek gerekir. Tütün kaçakçılığı o dönemdeki gençlerin arasında oldukça popüler bir aslında meslek. Çünkü reji idaresi o dönemde Türk tütün yetiştiricilerine inanılmaz derecede baskı ve zulüm uyguluyor. Haliyle insanlar da kaçakçılığa yöneliyorlar. Bir zeybek için düşündüğümüzde aslında tütün kaçakçılığı da bir nevi okul oluyor. Çünkü kaçakçılık yaparken bölgedeki dağları, işte mesela Çakırcalı'nın yaşamış olduğu yerde, işte Bozdağ, Aydın Dağları, Karıncalı Dağı, Madran Dağı gibi dağları çok iyi ezberlemelerini, çok iyi bilmelerini de
aslında sağlıyor bu tütün kaçakçılığı. Bir nevi aslında ilkokul gibi değerlendirebiliriz. Çakırcalı da böyle bir eğitimden, böyle bir terbiyeden, böyle bir örften, anneneden geliyor. Peki Çakırcalı neden dağa çıkma ihtiyacı duymuş? Bunun altında çok fazla sebep var aslında. Ama öncelikle şunu söyleyebiliriz. Hasan Çavuş isimli bir çavuş, babası, yani Çakırcalı Mehmet Efe'nin babası Çakırcalı Ahmet Efe, 93 Harbi olarak bilinen Osmanlı-Rus Savaşı'na katıldığını biliyoruz. Hı hı. Hatta o dönemde Salihli'den Bakırlı Mehmet Efe gibi çok namlı efeler yine bu savaşa katılıyorlar, 93 Harbi'ne katılıyorlar. Ve Çakırcalı Ahmet'in çok fazla gece baskınları yaptığı ve o dönemde savaşa önemli derecede etki ettiğini, fayda sağladığını çok iyi biliyoruz. Savaş bitip tekrardan yöresine döndüğünde daha önceden görevlendirilmiş olduğu gibi kır serdarı olarak görev yapıyor Çakırcalı Ahmet Efe. Fakat tekrardan Çakırcalı Ahmet Efe'nin dağa çıkmasından korkan dönemin valisi, Aydın valisi Hasan Çavuş'la beraber bir plan kuruyorlar ve asker kaçaklarını yakalamak bahanesiyle Çakırcalı Mehmet'le arayışa başladıklarında Çakırcalı Ahmet Efe namaz kılarken boğazını keserek öldürüyor Hasan Çavuş. Haliyle bu Çakırcalı Mehmet için öç alınması gereken bir duygu. Bu birinci sebep. İkinci sebep ise şöyle düşünebiliriz. Yine Başbakanlık Osmanlı arşivlerini incelediğimizde bu belgeye ulaşabiliyoruz. Çakırcalı Efe'nin ilk bir vukuatı var. Vukuat da şöyle, bahsetmiştik. Çakırcalı Mehmet'i Hacı Eşkıya büyütüyor. Hacı Eşkıya'nın da karısı yanlarında çalışan Kara Mustafa ile beraber kaçıyorlar. Yani bir nevi aslında namus davasına dönüyor iş. Hacı Eşkıya'yı da Çakırcalı babası gibi görüyor artık. Yani 11 yaşında bir çocuğu büyüten bir adam olarak ve bu babasının da çok yakın bir dostu olduğunu da düşünürsek onu bir babalığı olarak görüyor, babası gibi görüyor ve öcünü, namusunu temizlemek istiyor aslında. Yani Hacı Eşkıya'ya yapılan kendi babasına yapılmıştır gibi bir düşüncesi var Çakırcalı'nın o dönemde. Ödemiş'te yakalıyorlar şeyi, Kara Mustafa'yı ve Hacı Eşkıya'nın karısını. İkisini de orada öldürüyor Çakırcalı Mehmet. İlk vukuatını işlemiş oluyor. Bugün Selçuk ilinin, ilçesinin Ayasuluk köyü yakınlarında Hasan Çavuş şeyi yakalıyor. Çakırcalı Mehmet'i ve ona yardım eden Çoban Mehmet ve Hacı Mustafa'yı yakalıyor. Ve yargılanmak üzere İzmir Adliyesi'ne gönderiyorlar. İzmir Adliyesi'nde o dönem 3 yıl kadar hapis cezasına çarptırıyorlar. Aslına bakarsanız çarptırılıyorlar demek de yanlış. O dönem babasının namı daha çok soğumamış, ölümünün üzerinden çok geçmemiş ve haliyle çok yörede bilinen çok önemli bir efe. Bekir Behlül Bey yine Çakırcalı'nın avukatlığını üstleniyor. O dönemin ağır ceza reisi de delil yetersizliği sebebiyle Çakırcalı Mehmet'i, Çoban Mehmet'i ve Hacı Mustafa'yı serbest bırakıyor. Hatta bu dönemde Çakırcalı Mehmet Efe'nin elimizde olan tek fotoğrafını cezaevinden çıktıktan yaklaşık birkaç gün sonra İzmir'de çektirmiş olduğunu görüyoruz. Hani elimizdeki tek mevcut fotoğraf da Çakırcalı Mehmet Efe ile ilgili bu fotoğraf. Aynen. Şimdi ikinci kısmına devam ettiriyorum dağa çıkmasında. Çakırcalı cezaevinden çıktıktan sonra Boşnak Hasan Çavuş'un kulağına şöyle bir söylenti geliyor. Mehmet intikamını almak istiyor. Babasının intikamını ve öcünü almak istiyor diye bir söylenti geliyor. Bu söylenti İzmir cezaevinden çıkmış olsa da Ödemiş'te Boşnak Hasan Çavuş'un kulağına kadar çok hızlı bir şekilde ulaşıyor. Haliyle bu söylentiyi ortadan kaldırmak ve ölüm tehdidini ortadan kaldırmak için Hasan Çavuş acil bir şekilde Mehmet'i aramaya koyuluyor. Fakat bulamıyor. Tabi bu arada ailesine, Çakırcalı'nın ailesine yaptığı işkenceler, zulümler, ağza alınmayacak hakaretler falan da var. Hasan Çavuş'un bildiği en önemli şeylerden biri ise bir eşkıya daha yeni çıktığı zaman da ortadan kaldırılır. Bu düsturu çok iyi biliyor. Bu yüzden zaten hemen harekete geçiyor Boşnak Hasan Çavuş ama başarılı olamıyor. Ve Çakırcalı sözünde durmuş oluyor. Dağa çıkmış oluyor. Yanına Hacı Mustafa, Deveci Kara Hüseyinoğlu Mehmet, Çoban Mehmet, Harmancıoğlu Koca Ahmet,
Den oluşan bir birlikte, 5 kişilik bir birlikte dağa çıkıyor ve bunu ilan ediyor. Fakat dağa çıktıktan sonra şunu yapması gerekiyor. Yani iyi bir eylem yapması gerekiyor ki dağa çıktığını da ilan edebilsin herkese. Yani bilsinler ki Çakırcalı Mehmet dağa çıktı. Hı hı. Efe oldu, zeybek oldu, bilinsin istiyor. Ve bunun için bölgede daha önceden babasına düşmanlık eden ve babasını hiç sevmeyen Mustafa Ağa'yı dağa kaldırıyor Çakırcalı. Ve yaklaşık 1200 lira tutarında bir fidye parası ele geçiriyor. Hı hı. Bu haber tabii ki gerek Aydın'da gerek İzmir'de bomba etkisi gibi bir etki yaratıyor. Yani zaten Ege Dağları o dönem çetelerden geçilmiyor. Hı hı. Bir de eski namlı Çakırcalı Ahmet'in oğlu dağa çıktı. Yani Çakırcalı Mehmet çıktı. Bu durum tabii ki beraberinde pek çok olayı da tetikliyor tabii ki. Ama ününü de duyurmuş oluyor herhalde bu şekilde. Tabii. Ününü duyurmuş oluyor. Zaten Çakırcalı Ahmet'in oğlu olması onu belirli bir ün sahibi yaparken tabii. Bir de öç alacak olduğunu da duyurması ve bunu deklare etmesi katlanmış. Aynen. Çakırcalı'yı bir anlamda bütün okların hedefi haline getiriyor. Hı. 1901 yılı Çakırcalı için intikam dolu bir yıl incelediğimizde. O dönem Çakırcalı'nın öldüğü dönemde Albay Rüştü Kobaş'ın birliğinde var olan İbrahim Çavuş'un anlattığı bilgilerle Almanya Göttingen Üniversitesi'nden Ordinarius Profesör Doktor Enno Littmann 1915'te Berlin'de bir kitap çıkartıyor. Bu bilgileri de oradan bulabilir dileyenler. İbrahim Çavuş'un anlatımına göre Hasan Çavuş ve Mülazım Hüsnü Bey ve beraberinde 85 adet asker Çakırcalı'yı yakalamak için yola çıkıyorlar. Ve bir pusu kuruyorlar. Bu pusudan sağa çıkan Çakırcalı Boşnak Hasan Çavuş'u öldürüyor. Mülazım Hüsnü Bey ile hiçbir husumetin olmamasına rağmen onu da yanlışlıkla da olsa yaralıyor. Ve yine aynı yıl içerisinde kendi ismini kullanan pek çok Arnavut çeteyi de ortadan kaldırıyor. Diri diri yakıyor, öldürüyor, boğazlarını kesiyor. Bir şekilde artık ben meydana çıktım. Gelin beni bulun. Evet. Demiş oluyor. Yani ilk dağa çıkışının altında yatan sebepler bir namus, iki öç alma duygusu. Evet. Peki bu İstanbul hükümeti ile Çakırcalı Mehmet Efe arasında yaşanan gelişmeler ne şekilde ilerliyor sonrasında? Çakırcalı bölgede gel zaman git zaman ipleri eline alıyor. Bunu biliyoruz zaten. Ve saray için inanılmaz derecede bir baş belası hale geliyor. İstanbul hükümeti ve saray bunun bir an önce bir sonuca ulaşmasını istemekte ve merkezi otorite artık zayıflamaya başlıyor zaten Osmanlı'nın bu döneminde yavaş yavaş. Haliyle bölgesel olarak da bu tip olayların olması iyice merkezi otoritenin güçsüzlüğünün göstergesi düşündüğümüzde. Ve bu durumu sonlandırmak isteyen hükümet bir nevi Çakırcalı ile pazarlık yapmaya başlıyor af görüşmeleri için. Bu demek oluyor ki aslında Çakırcalı hükümeti yendi. Evet. Bir şekilde yendi ve sözünü kabul ettirecek. O dönem Vali Kamil Paşa, Aydın valisi, sadaret makamına bir telgraf gönderiyor ve bu telgrafta çeteyi takipte başarıya ulaşılamadığı, fakat çetenin Aydın dışında bir ilde iskan edilebilecek şekilde konumlandırılırsa belki bir af görüşmesine başlanabilir. Böylece en azından bu Çakırcalı belasını başımızdan atabiliriz gibi bir vali böyle bir durumdan bahsediyor bir telgrafta. Tabii ki Çakırcalı ile yapılan görüşmeler, yani hükümetin o dönemde istediği Çakırcalı'yı ilk başta Şam, Diyarbakır gibi yerlerde iskan etmek. Ama bunu kesinlikle zaten cevap dahi vermiyor Çakırcalı bu duruma. Devamında ise Ankara, Konya ya da Adana'da ikamet etsin, silahını bıraksın, çeteyi dağıtsın. Bu şekilde iskan edilirse affedileceğini. Aynen, bir nevi kontrol altında tutacaklar ve yöreden uzaklaştıracaklar. Evet. Ama yani şunu unutmamak gerekiyor. Eğer hükümet size böyle bir, o dönemde hükümet size böyle bir şeyle geliyorsa, teklifle geliyorsa, Çakırcalı gibi zeki bir adam da İşlerin pazarlığa dönüşeceğini, hı, ve ipi zaten ipler elinde, istediği gibi hükümeti oynatacağını biliyor. ama şunu da unutmayalım.
O dönem Çakırcalı'nın yaptığı eylemlerden dolayı çevrede ve o yörede var olan ağalar, beyler, mal varlığı yüksek olan insanlar bir şekilde artık bir an önce Ödemiş ve çevresinden kaçarak İzmir'e yerleşmeye başlıyorlar. Çünkü Çakırcalı ciddi anlamda onlara baş belası oluyor. Sonunda hükümet pes ediyor ve Çakırcalı'nın şartlarını bir şekilde kabul etmek zorunda kalıyor. Çakırcalı'nın şartını da şuradan biliyoruz. Yani yapılan görüşmelerin sonuçta evrakları var. Bu evraklar da Çakırcalı şunlardan bahsediyor. Çetesini hiçbir şekilde dağıtmayacak ve silah bırakmayacak. Aydın iline bağlı Çine'nin Akçova köyünde oturacak ve bu köye kesinlikle ne bir jandarma ne bir tahsildar gelecek. Bütün vergiyi Efe toplayacak, Çakırcalı toplayacak. Tabii ki topladığı vergileri devlete teslim edecek. Onda herhangi bir sorun yok. Devlete öyle bir karşı gelme durumu yok Çakırcalı'nın. Bu af görüşmelerinin belgesi kesinlikle ve kesinlikle Padişah 2. Abdülhamit tarafından Affı Şahane ile yapılacak. Aksi takdirde hiçbir şekilde af kabul edilmeyecek Çakırcalı tarafından. Yani bu aslında devletle olan görüşmelerini, devletle olan ilişkilerini incelediğimizde Çakırcalı'nın padişahtan bile bir şey isteyebilecek kadar kuvvetlendiğini gösteriyor bize. Peki Çakırcalı bu bölgedeki hakim olan, söz sahibi olan tek kişi miydi? Yani diğer çetelerle arası nasıldı? Yani diğer çetelerle arasını şöyle değerlendirebiliriz. Çakırcalı yüze iner inmez, yani kır serdarı olarak görevlendirildiği andan itibaren Aydın ve Ödemiş Dağları yine çete yuvası haline dönüştü. Yani Çakırcalı burada şunu yapmaktaydı. Dağdayken bir anlamda da dağda tek hakim konumundaydı. Daha çok ve, söz sahibiydi. Aynen. Diğer çeteleri, özellikle o dönemde Rum ve Arnavut çeteler de faaliyet gösteriyorlar Ege Dağları'nda. Sadece Türk çeteleri olarak düşünmemek lazım. O çetelerin hepsini bir şekilde sindirerek yörede tek hakim konumuna geliyor. Evet. Söz sahibi oluyor. Aynen, söz sahibi oluyor. O dönem mesela ilk affından sonra Kamalı Mustafa dağlardan hazır Çakırcalı inmişken dağların hakim olmak istediğini ve bu sebeple dağa çıktığını ilan ediyor. Ama Çakırcalı artık kır serdarı. Hükümet Çakırcalı'ya artık şey yapabileceğini, Kamalı'yı takip ettirebileceğini bildiriyor. Kamalı Mustafa'ya ise gönderdiği haberde derhal silah bırakması ve teslim olmasını ve böylece affedileceğini söylüyor. Tabii ki Kamalı Mustafa dağların sahibi olmak amacıyla böyle bir şeyi asla kabul etmiyor. Çakırcalı da gerek Efe olması, gerek dağları çok iyi bilmesi ve gerek de Kamalı Mustafa ile arasında yaşanan sorunlardan dolayı takibe başlıyor. Ve çok kısa bir zaman sonrasında Kamalı'yı aynen bertaraf ediyor. Bu dönemde tabii ki Çakırcalı yüzdeyken şöyle bir olay da var. Bölgenin kır serdarı, yani şimdiki dönemde eşleştirmek gerekirse çok doğru bir eşleştirme olur mu bilmiyorum ama koruculuk sistemiyle beraber düşünebiliriz. Yani aynı mantık üzerinden düşünebiliriz. Evet. Kır serdarı yörede sözü geçen tek insan ve bulunduğu bölgeye kesinlikle herhangi bir şekilde ne jandarma ne tahsildar hiçbir şeye girmiyor. Zengin ağalar bölgede devam ediyorlar. Toprak ağaları o dönemde Aydın'da oldukça mevcut. Ve vergileri Çakırcalı bizzat kendi adına toplayıp devlete teslim ediyor. Bu durumdan rahatsız olan ağalar da var. Ve bunlar Çamlıcalı Hüseyin'e bir çete kurmasına. Ve bu çeteyle Çakırcalı'nın üzerine gelmesini istiyorlar. Çamlıcalı Hüseyin'i daha çete kurmak üzere yolluyorlar. Çamlıcalı Hüseyin eylemlerin ilk eylemi hatta Çakırcalı'nın yeğenini ve kız kardeşini öldürüyor. Ve Çakırcalı'yı üzerine çekiyor. Çakırcalı Çamlıcalı'yı takip ederken tabii ki pek çok pusuda pek çok önemli adamını da kaybediyor. Ama nihayetinde Çamlıcalı çetesi de bir şekilde Çakırcalı'dan nasibini alıyor. Yani Çakırcalı o dönemde şöyle demek lazım. Çakırcalı çetesi diğer çetelerle de çok iyi anlaşıyor diyemeyiz. Sadece kendi adına faaliyet gösteren çetelerle beraber. Onun dışındaki çetelerle durum pek şey değil yani. Pek de iyi değil. İyi değil. Peki Çakırcalı'nın yöre halkıyla arası nasıldı? Onların Çakırcalı'ya karşı bakışı? Yöre halkı şöyle. Çakırcalı bildiğimiz
kadarıyla bir Türkmen aşiretinden. Ve yörede oldukça fazla Türkmen aşireti de mevcut. Bölgedeki en önemli yatakları ve Çakırcalı'yı besleyen, koruyan, kollayan aşiretler de yine Türkmen aşiretleri. Ayrıca Çakırcalı'nın çok bilinen özelliklerinden biri de bölgede ele geçirdiği ganimeti sadece kendi çıkarları içinde kullanmıyor. Yöredeki fakir erkeklerin başlık paralarına, fakir kızların çeyiz paralarına ya da yörede işte cami yoktur, çeşme yoktur, köprü yoktur. Bu tür ihtiyaçları da yine bu ağalardan elde ettiği ganimetlerle ya da ağalara verdiği ya da ağalara yaptığı tehditlerle bir şekilde yaptırıyor bunları. Hı hı. Yani Çakırcalı yöredeki halkla arasını çok iyi tutuyor. Çok iyi tutuyor. Aslında çünkü, onları da arkasına almak istiyor bir yerde. Tabii ki, tabii ki. Yani bir istihbarat çok önemli. Tabii. Gizlilik çok önemli bir çete için. Çete gizliliği nasıl sağlayacak? Yani yemeğini nereden alacak, kuşamını nereden alacak, silahını, mermisini nereden alacak? Aynen öyle. Ya da kendisi üzerine gelen bir haberi, olumsuz bir haberi nasıl öğrenecek? Yatakları sayesinde öğrenecek. Aynen. Haliyle yöredeki bütün, neredeyse hemen hemen bütün Türkmen çeteleri şeylerini, Türkmen ailelerini, aşiretlerini kendi yatağı yapıyor. Yani hı, yöre halkıyla inanılmaz derecede iyi geçiniyor Çakırcalı. Tabii ki Çakırcalı'nın gazabına uğrayan bir halk da var. Onu da şey yapmamak lazım. Söylemek lazım, deklare etmek lazım. Özellikle Çerkez ve Arnavut halk yörede Çakırcalı'dan biraz çekiyor. Çünkü bugün birazdan o konulara da değineceğiz. Çakırcalı'yı takibe gelen kumandanların hemen hemen hepsi Çerkez kumandanlar. Aslında bir nevi etnik bir savaş da var ortada. Yani Çakırcalı'nın elinden bu Çerkezler ve Arnavutlar gerçekten çok çekiyor. Ve yine zengin ağalar, beyler, toprak sahipleri de Çakırcalı'nın biraz şeyinden, ne derler onu, gazabına. Nasibini alıyorlar. Aynen, nasibini alıyorlar. Bir de Çakırcalı'nın halkla ilgili şöyle bir durumu da var. Yani halka bir gözdağı vermek de zorunda. Bir nevi aslında halkı kendinden korkutmak zorunda olan durumu da var. Baş kızanı, baş zeybi, Çoban Mehmet, Balyan Bolu köyünde kendi ailesini görmek için Çakırcalı'dan izin istiyor bir gün. Ve şeye gidiyor, ailesinin yanına gidiyor. Alınan bir ihbar üzerine o zaman Yüzbaşı Salih Bey evi basıyor ve ateşe veriyor evi. Haliyle yanmaktan son anda kurtulmak için Çoban Mehmet dışarıya atılıyor, dışarıya atlıyor. Ve dışarı atlar atlamaz teslim ol çağrısı yerine Çoban Mehmet kurşuna diziliyor orada. Bu Çakırcalı'nın en önemli zevkliği bir de evet, baktığımızda. Sağ kolu yani. Sağ kolu, aynen sağ kolu Çoban Mehmet. Çakırcalı'nın bir öç alma durumunu zaten biliyoruz. Hı hı. Dağ çıkışlarının en önemli sebeplerinden biri de zaten öç almaktı. Ve şeyi ihbarı kesinlikle şey yapmıyor Çakırcalı, affetmiyor. Hı hı. Kiralı köyünün muhtarı İbrahim Çavuş'u bir gün evinde basıyor. Evini ateşe veriyor. Ve İbrahim Çavuş dışarı çıkar çıkmaz, İbrahim Çavuş'u, yani o dönemin muhtarı aynı zamanda, Kiralı Köyü'nün muhtarı, karısını ve çocuğunu yangından kurtulmak için evden çıktıkları anda aynı şekilde kurşuna dizerek öldürüyor. Bir nevi yani ne derler, öç alma ve ihbar suçunu aynı şekilde birebir kısasa kısas şeklinde aynen, cezalandırıyor. Tam anlamıyla intikam almış oluyor. Aynen öyle, aynen öyle.